Merhaba arkadaşlar, şimdi size olimpiyel laminasyon makinesi A330 açacağız. A3 yapıyor bu. Bir de A4 laminasyon filmimiz var. Bir de A3 laminasyon filmi. Parayı açalım. Kutu açılımını gerçekleştirelim. Makineden başla sen açmaya. Beklemeye gerek yok. Şuradan yukarı doğru kaldırırsak açılır. Tek. Aa, içinden Yapacağımız çıktı arkadaşlar. örnek laminasyon filmleri çıktı. Oo. Boy boy var. Türkçe var mı? Kutu içeriğini gösterelim bir kere. 3 tane A4 laminasyon filmi koymuşlar. 3 tane A5 denemek için vardı. Yanında laminasyon filmi almayanlar için bunları vermişler. Şunları da kalkan malzemeleri içine koyuyor. Bunu koyayım. Kitapçığı var. Bakalım Türkçe bir şey var mı içinde? Bunda yok. Arkası boşmuş Yok. Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hollanda, biri Çekoslovakya, Portekiz. Türkçe bir şey yok. Ama İngilizce kısmından belki takıldığımız bir şey olursa bakarız. Şimdi bunlar laminasyon filmlerimiz. Bunlara gerek kalmadı. Örnek A4 koymuşlar. Onları deneriz. Burada da yok Türkçe. Tamam, açtım bir taraftan. Orayı da yutma. Taraftan çıkacağım. Bunu da kutunun içine. Şimdi. Bir de kenar yuvarlatmak için aparatımız var. Zaten bunların kenarı yuvarlak. Eğer içinden kesersek onları da böyle yuvarlak şöyle yapabiliyoruz. Şimdi İngilizcesinden Abi az istedim. çok bir bakalım. Söküyorum ben şunu. O poşeti çıkar. Herhangi bir anlatım yok. Bildiğimiz kadarıyla bunu yakıyoruz. Yeşil ışık yandığında hazır oluyor. A4 kağıtlarımızı hazırladık biz. Alfabe çıkaracağız. Laminasyon filminin arasına koyup buradan göndereceğiz. İlk defa kullanıyoruz. Biz de sonucu merak ediyoruz. Bakalım nasıl çalışıyor. Bildiğimiz kadarıyla önce bir süre ısınması gerekiyor. Burada bir ayar var. Herhalde sıkışırsa diye mi? Yani Türkiye'de bir kullanım kılavuzu olmayınca bak bir şey tak. Güzel çalışıyor. Şöyle dursun. Yandı mı Isındın şu? neden? Aha Ha, şurada. açmamışız. Burada herhalde daha sıcak veya daha soğuk yapmak için. İkisini de deneriz bakalım. Önce hot Soğuk yazıyor, basacağım sıcak herhalde. olanı da bir deneyelim. Şu anda bir kırmızı ışık yandı. Ha, soğuk yaptığımızda herhalde hiç ısıtmadan direkt sıkıştırıyor sadece. Çünkü direkt yeşil yandı hiç ısınmadan. Biz sıcak olanı da yapacağız onun için. 2 numaralı ayarı aldım. Soğuk, sıcak, kapalı. Soğuk. Ürünü Sıcak yapacağız olunca herhalde. alıyor ki daha iyiymiş Sıcak sıkıştırıyor. yapacağız zaten bunu. Ya bir çeşit eriterek yapıştıracak. Evet. Bir tane çıkınca görürsün. Ya kimlik kartlarımız gibi. Onu al orada. Şimdi Kimlik kartını çıkarsak biz şimdi oluyor mu? kimliğini Tekrardan. dışına bundan kaplayabilirsin. Evet, iyi olsun. Bakalım. Bir tane deneyelim. Ben bunları yuvarlakları daha sonra keseceğim. Koku gelmeye başladı. İnşallah bir yeri yanmıyordur.
İlk defa çalışırken ilk önce soğuk mu yapsak acaba ya? Soğuk yaptığında bir taraftan alır bir taraftan çıkarır. Yapıştırmaz ki. Şu kenarlarından eşit pay bırakmaya uğraşıyorum. Değişik bir koku var ya. Şimdi bunu ısındığı zaman really hazır ışığı yandığında o taraftan göndereceğim. Buradan alacağız bakalım. O sırada ben diğerini hazırlayayım. Şuan tarafı neresi? Bence ilk önce soğukta yapıyoruz, sonra sıcağı alıyoruz. Ondan sonra öyle. Nasıl yani? Bilmiyorum, her seferinde bir kere soğuktan geçireceğiz mi diyorsun? Soğuktan geçince bunu sıkıştıracak, öyle sıcağı alacağız bence. Öyle değil Burak. Yanmadım hazır ışığı. Bayağı da sürdü yani. Ben de devam edeyim. Sen de şu A4 laminasyon filminin kutusunu açar mısın? O sırada o hazır olana kadar en azından şurada işimizi hazırlayalım. Şurada yeri varmış. Tıkladık. A5'leri sonra kullanırız. Burada dursunlar. Onun orada yeri vardı. Tır tır tır. Yok mu? Aha. Sarı oldu. Yeşilmiş sarı. Yandı mı? Hazır yandı evet. Artık kullanabiliriz. Şunu açmaya başlamışken 100 tane film aldık biz A4. Koyayım mı ben şunu şuraya? Dur dur dur. Bir ilkini ben koyayım da ikinciyi sen yaparsın. İyi tamam. İçinden çıkan olimpiyanınkiler daha şeffaftı. Bunlar biraz arkası görünmüyor bilmiyorum. Öyleyse iyi değil. Mesela göremiyorum artık. Öyleyse iyi değil yani. Belki acaba sıcakta yaparken şey oluyordu. Saydamlığı falan oluyordu. Şimdi önce bu tarafı görmüyorum ama ağaç olduğu için alıyor mu? Evet, alıyorum. Kendisi yavaş yavaş çekiyor. Ve biz Croft'un filmini almıştık bakalım. Şeffaf değil inşallah. Sıkıntı yaşamayız. Gidiyor. Bu taraftan yapıştırarak çıkarıyor işte. Sıcak mı? Bırak şuna açayım ben de. A3 kağıdı nereden bulacağız? İki tane A4'ü ucuca koyarsak ne oluyor da? A3 oluyor. Sonuç gibi oluyor. Bu olimpiyanın kendi filmi olduğu için büyük ihtimal bu da şeffaftır. Tertemiz çıkıyor. Sıcak mı? Ya soğuyor zaten çıkana kadar. Şurası işte öyle bir ulan çınladı. Yakacak bir sıcak değil. İşte böyle kullanacağız bırak. Biraz yavaş gidiyor ama 5 dakika önce açarsın orada olur. 1 saat sonra gibi oldu hani. Şurada biraz soğusun. Gidiyor gidiyor. Tamam şu maviyi de
Sen gönderirsin, tamam mı? Tamam. Ben şunu hazırlayayım. Bakalım, inşallah bu şeffaftır. Bir dakikaya soğuyor ya tamam. Bu da aynı crafting gibi. İçinden gelen olimpiyada böyle tam şeffaf değil. O zaman ben A4 olanı kullanmaya devam edeceğim. Ve ondan gönderiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama içine koyunca şeffaf gibi oldu zaten bak. Çok da soğuk durmadı. Bunu hemen koyayım mı arkasından? Yok, bir kere o çıksın. Burada hareketsiz dursun. Daha geliyor. Eğildi ama. Olsun. Tamam, iyisin. Bir şey olmaz. Tamam, gönder. Gönder gelsin. Çekiyor. Olmuş olan mı? Hı, bu bitti. Yok ya şu. Hı? Şu mu? Olmuş olan. Yani bu inşallah çıktığında soğuk durmaz. Biraz farklı kutunun yanında gelenler. Hadi bakalım. İlk yarı saydam olanı gelecek. Çıkıyor. Tamam, kaptır al içine. Ya o içinde bir şey dönüyor yani. Aldı mı? Aldı aldı. Şunu al. İçindeki kağıdı oynatma. Son kağıdımız değilmiş daha. Ha bak düzeliyor. Biraz daha soğukun oldu. He. Demek ki özelliği böyleymiş yani. Isındığı zaman şeffaflaşıyor mu? Ne yapıyor acaba? Evet yani hiç bir fark kalmadı. Bitenleri şuraya koyalım. Onları da görünsün. Çaba nasıl yapıyor? Aha çıktı. Evet o şey tekrar ısıtmaya başladı. Ha bitti mi? Tamam son kağıdımız. Tamam bu bitti. Bakalım. Aynı şeffaflıkta. Hatta daha iyi sanki. Aynısı gibi bir şey işte. Yani çok bir fark yok. Yani bunda şöyle kabarcıklar var gibi böyle dalgalar var. Hmm. Kutusundan çıkan böyle sanki içinde böyle hava kalmış gibi duruyor. Ama craft'tan gelen daha sert ve daha yapışık. Nasıl duvar yazacağım? Arkasına yapıştırıcılar var böyle elinde şey yapıyorsun. Süreceğim duvara yapıştıracağım. Onlar duvarda iz bırakmıyor. Bekle bekle daha var.
Kağıdı direkt yapıştırdığında soluyor, duvarda eğiliyor, bükülüyor. Güneş ısıyı gördükçe, kurudukça katlanıyor. Böyle daha sert dik duracak. Gönder. Yakmış şurası. Son harfimiz dokunca Z. Bir tek Z için bir tane kağıt harcadık ama olsun. Bunun 100 tanesi fiyatını tam hatırlamıyorum ama 40 lira civarında, 40-45 lira civarında. A3 olanın 50 tanesini aldım. 65 lira. 25 kuruş hoşuna gidiyor ya. Bu 279 lira olimpiya. Şu köşe yuvarlatma aparatı 16-17 lira civarında bir şey. Yani köşeyi güzel yuvarlatıyor. Aynı şu şekilde. Kendiniz kesip çıkardığınızda şu yuvarlaklığı alabiliyorsunuz. Göstereyim şuradan. Şuradaki bir yuvarlaklığı şu yapıyor. Zımba gibi bir şey. Hadi bakalım. Masiz. Ama bayağı yavaş çalışıyor. Anladı ya. Almaya başlamadı. Hareket yok. Niye değdiremedin herhalde? Geride tutuyor musun? Yok ya, orada bir şey çarptı o. İleriye gitmiyor. Sonra kaldırmayın. Biz bunları keseceğiz. Yuvarlak yuvarlak harflerimiz olacak. Güzel, sessiz çalışan bir makine. Hadi görüşürüz arkadaşlar diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Her boyda gönderebiliyorsunuz. A3'ten küçücük kimlik kartı boyutuna kadar her filmden koyabilirsiniz. Büyük olmasının faydası bu. Arkadaşlarım, burada ABS diye bir şey var. Biz bu ABS'nin ne işe yaradığını bulduk. Basınca Z çekiyorsun. Harfini gönderdiğimizde ABS'ye şöyle basılı tutuyorsunuz ve çekerek alabiliyorsunuz. Basmazsan vermiyor. Bir tane de unuttuğumuz kağıdımız kalmış. Sıcak gem fişe taktığınız anda direktliği diliyor zaten. Wow, nasıl sıcak burası. Bunun çalışma tekniği o. Isıtarak bu naylonu ısıtarak iki tarafı birbirine yapıştırıyor. Bunun şimdi içi dışı farklı. Bir yerde bunun arkasını ters koyup sokmuşlar. Direkt makineye yapışmış. Makine çöp. O nasıl ya? Şimdi bu birbirine yapışıyor ya. Üstü makineye yapışıyor. Şöyle koyarsan ne olur? Kağıt direkt buna mı? Kağıt direkt makineye yapışıyor. Yani birbirine yapışacağı yerde makinenin ötü yapıyorum diye yapmayın arkadaşlar. Bundan ötü mü yapacağım? Pantolonu mu koyacağım? Yok ya. Kağıt hani şey oluyor ya, buruşuyor böyle. Buruşan kağıdı mı koyacağım? Olabilir, ne olacak? Ama buna yapışmaz mı? Kağıt niye yapışsın? Kağıt erimez ki. Denemesi bedava. Deneme bence. Şu bay şeyin ABS'nin nasıl çalıştığını gösterelim. Faturası bu. İnşallah ısıtma değildir. Nerede bırak? Yapamıyorum. Şurada asla üstünde. Ersten göremedim. Yanmaz demiyor musun? Aldı mı? Çok sıcak şurası bak. Dur, çekeyim mi şimdi? Şimdi geri çekebilirsin. Çek. ABS'ye bastım. Olmuyor. Basıl basıl. Oldu. Dur, madem bir şey olmuyor, bir geçsin. Bunu buruşturalım bir. Yok, şu kat yerlerini düzeltsin işte. He, doğru var. Paralar var ya mesela kumlardır. Buruşmuş paraları falan düzeltebiliriz değil mi?
Ama içinde kalır belki ya. Paranın evet, belki plastik parçası falan varsa eritebilir. Hadi bakalım kağıdımız. Denesek mi 5 liraydı? 5 lira. Ya makineye yapışırsa? Kağıt ısına ısına geliyor. Ne kadar sıcak? Yani çok sıcak değil de. İnce ya, hemen soğuyor zaten. Çekiyorum ben ABS'den. Şurada. Dur dur bir. Tamam hadi olsun. Gelsin iyi hadi gelsin. Dümdüz olsun bir. Kağıt düzleştirme. 359 diyor toplam arkadaşlar. Filmlerle beraber. Düzleşmemiş ama. Evet çok da kat yerini düzeltmemiş. 3-4 kez görmeden soksan. Yapabiliyor muyum? O doğru. Doğru yerde değil mi? Hı. Tamam şimdi ABS tuşunu belki görememişsinizdir kamerada. Şurada bir tuş var. Bastığınız zaman dönmeyi bırakıp geri çekebiliyorsunuz. Elinizle basılı tutmanız lazım. Başka da bir özelliği yok yani. Bu çok yumuşak da sanmayın arkadaşlar. Çok sert de sanmayın.